Teşekkürler Sayın Başkan. Hepinizi ben de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ne yazık ki sermaye ihya, halka kemer sıkma bütçesi olan bir bütçe planıyla karşı karşıyayız. Bu açıdan sınıfsal niteliği çok açık ve net olan bir bütçe planı var karşımızda. Bilinçli ekonomi yönetimi tercihleriniz geldiğimiz aşamada halkın temel ihtiyaçlarına erişimini gün geçtikçe daha zor hale getiriyor. Faiz ve enflasyon kıskacına aldığınız ekonomi yönetimi halka yoksulluk, pahalılık ve işsizlik olarak geri döndü ve dönmeye devam ediyor. Faizleri ister yükseltin, ister düşürün, ister enflasyon sebep deyin, ister sonuç deyin, halkın gerçekliği değişmiyor. Milyonlarca halk için bu veriler de ne yazık ki hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü iki türlü de halk yoksullaşıyor. Gelinen noktada ücretler dibe, temel gider miktarları zirveye çıkmış durumda değerli milletvekilleri ve komisyon üyeleri. Asgari ücret 11 bin lira, açlık sınırı 12 bin lira, yoksulluk sınırı 45 bin lira. 4 kişilik bir ailenin bugün geçinebilmesi için 4'ünün de çalışması gerekiyor. Ve bu vesileyle buradayken de gerçekten sormak istiyorum. 11 bin TL ile yaşamak bu koşullarda mümkün mü? Özellikle Sayın Bakan bu soruyu cevaplarsa çok sevinirim. Bu politikayı sizin acziyetiniz değil, bilinçli politikalarınız yaratmış durumda. Ne yazık ki yandaşlarınızı ikişer üçer maaşı uygun görürken halka sefalet ücretlerini reva gördünüz. Sermayedarlara vergi muafiyetlerini, afları, ihaleleri, karşılıksız kredileri uygun görürken halka borç batağını, icra takiplerini, yıkımı reva gördünüz. Sermayedarlara sürekli büyüyen kar oranlarını uygun gördünüz. Halka ise sürekli büyüyen gıda fiyatlarını reva gördünüz. Ve bugün geldiğimiz aşamada ekmek fiyatları zamlanmış durumda, süt zamlanmış durumda, kiralar uçtu, benzine bindirdiğiniz vergi zamları her şeyin fiyatını fırlattı. Okullar açılalı bugün itibariyle 1,5 ay oldu. Halk çocuklarına halen kırtasiyesini, kıyafetini alabilmiş durumda değil. Yoksul halkın derdinden, derinden hissettiği gıda enflasyonu bugün geldiğimiz aşamada %118'e çıkmış durumda. Sadece Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında fiyatlar %25 oranında arttı. Peki bunun karşısında son 3 ayda ücretlilerin, emeklilerin maaşlarına %25 zam yaptınız mı? Bizim bildiğimiz kadarıyla yapmadınız. Yine daha önce defalarca söyledik, buradan bir kez daha söyleyelim. Yoksullukla mücadele etmek zorundasınız. Ama siz ne yazık ki yoksullukla mücadele etmek yerine yoksulluğun görünmez kılınması, yoksulluğun yönetilmesi üzerine bir strateji uygulamaya çalışıyorsunuz. 2024 bütçesinin büyük çoğunluğu pahalılık ve yoksullukla mücadele için halkın yararına kullanılabilir. Eğer sınıfsal tercihimizi buradan doğru yaparsak, bütçede yoksullara kendi temel ihtiyaçlarını sağlamaları, ulaşım, gıda, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaları için temel gelir güvencesi payı ayrılmalıdır. Ücretli emekçiyi enflasyona ezdirdiğiniz gibi bir de gelir vergisi uygulamasını sadece bu dilime uyguluyorsunuz. Ücretliyle geçinenden gelir vergisi alınmasın diyoruz. Eğer bütçeyi oluşturmakta zorlanıyoruz diyorsanız bizim önerimiz de hazır. Zenginleri vergilendirin diyoruz. Servet vergisi getirin diyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Şimdi de